Oğuzhan ve Rümeysa'nın Kırmızı Odası'na. O odaya gelinmeden önce bir takım meseleler yaşandı. Bunu bir tartışalım istiyorum. O aşamada sen fikrini söylerken böyle bir şey söyledin. Senin de karşı cinsle ilgili ilişki yaşamaya dair belki de böyle bir bakış açın var. Ben orada şeyden bahsettim. Seçenek olmaktan bahsettim. Yani seçenek olmak istemezdim. Bundan bahsediyorum. Yani bir seçenek olma durumunda kalırsam hiç uğraşmam. Ben sıradaki kimse, tanımak istediğim kimse ona devam ederim dedin. Uğraşmayacağını söyledin. Peki, Ozan nasılsın? Pek iyi sayılmam Öykü Hanım. Çok durdun, çok düştün bir anda. Yani normal görüyorum bence. Anlatmak ister misin ne hissettiğini yoksa... Anlatmaktan çok dinlemek istiyorum şu an. Dinlemek istiyorsun. Peki sormak ister misin ben dahil olmasam konuya? Sen sor istersen merak ettiklerini. Yani ben anlatabilir. Sormayayım. Ben hani kendim çağrılırım diye düşünüyordum. Ama Rümeysa şu anda hiçbir şeyin farkında değil. Onun için söylüyorum. Sormalısın bence bir şey. Tamam. Sorabilirim. Kim o sormalısın diyen? Murat. Murat, ben evet. Ben de sormalı olduğunu düşünüyorum. Sorması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Evet, çok net. Evet, şimdi onları baş başa bırakmadan önce etraftan tabii konuya dahil olanlar da vardı. Murat çok hararetli ve belki de aynı şekilde. Bunun hesabının sorulması konusunda Murat çok ısrarcıydı. Kesinlikle. Bunun da hakkı olduğunu düşünüyorum. Değil mi Murat? Kesinlikle Öykü Hanım, öyle düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Sana söz vereceğim. Rümeysa, tamam. Neler olduğunu anlayabiliyor musun şu anda? Ben çok yanlış anlaşılmışım. Ben duymadım, ne dedi? Çok yanlış anlaşılmışım diyor. O zaman peki, çok güzel bir şey bozdu. Ozan'cığım sorar mısın? Sormak istediklerini. Tabii yani aklıma takılan şu oldu ilk olarak. Yani etkilendiğimi belli ettim. Bizim evden çıkarken işte ne bileyim bir takım kalpler vesaire gösterildi, yapıldı falan. Haliyle yeni sezonun ilk bölümün ilk Kırmızı Odası'nı benle değerlendirmesini bekledim haliyle yani normal olarak. Biraz... Değil, bayağı şaşırdım yani ve modum düştü yani gün boyudur. Gün boyu gerçekten bitik durumdayım yani. Özel bir şeydi çünkü bu, gerçekten özel bir şeydi. Benim açımdan öyleydi. Evin, evet, Ozan için öyleydi ve şöyle de bir şey var. Dün Rümeysa popüler olması için Ozan'la konuştuk. Ozan benden rica etti Rümeysa'ya oy verir misin diye. Seni popüler yapan kişi mesela Ozan'dır. Bir noktada. Öyle bir çabası var. Tabii ki herkesi tanıyabilirsin burada ama çok fazla Ozan'a yönelik hareketler yaptın diye düşünüyorum. Ozan'a yönelik ilerlediğini düşünüyorum. O yüzden ilk Kırmızı Odayı onunla geçireceğini tahmin ediyorduk. Ben biraz dinlemek istiyorum. Kesinlikle. Açıkçası olanları açıklarsa. Evet. Şimdi şöyle bir şey, Ozan'la zaten yemek yiyeceğim sonuçta. Buraya geldiğim günden beri de iki kişi söyledim hani tanıyabileceğim. Benim ismini bile unuttum. Oğuzhan'ın çağırma sebebim, ona da söyledim zaten. Kesinlikle yanlış anlama dedim. Hani ismimiz geçti. İnsan olarak yani hani sessizsin, hiç sohbet etme şansımız olmadı. Bu yüzden çağırıyorum. Sakın yanlış anlama diye ona da belirttim. Zaten söylemiştim hani farklı bir şey düşünme. Anladım. Hani bir elektriklenme, öyle bir şey olmadı. Bunu herkese söyledim zaten. Hani seninle zaten yemek yiyeceğim için onu da bu şekilde çağırıp hani tanıyıp onu orada kapatmak istedim açıkçası yani. Sen Rümeysa'yı çok şaşırdın ama bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadılar içeride. Aa. Ya arkadaşlar tartışılacak bir konu değil bence. Çünkü sonuçta orada bir seçim yapmış olabilirim ama sonuçta şu an kimsenin bir ilişkisi yok. Kimse kimseyi tanımıyor. Sadece 3 dakika birbirimize anlattık. Ve ben zaten bunu belirttim yani Oğuzhan'a, hani etkilenme yok, işte kimseye görüp de sonuçta bir aşık olmuyoruz, birbirimizi tanımıyoruz. Buraya birbirimizi tanımak için geldik sonuçta. Ve hiç çok sessiz durduğunu söyledim zaten, hani hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hani yine sizler daha fazla işte konuşuyorsunuz, karakterinizi belli ediyorsunuz. Onun hiç konuştuğunu bile duymadım. Hatta az önce burada bile söyledim, hani sesini duymuş oldum dedim. Hani onu bile bilmiyordum sonuçta. Hani, hakkında bir fikrim yoktu yani, öyle söyleyeyim. Bundan dolayı çağırdım. Yani yanlış bir şey yok yani bence bunda. Yani ben bunu böyle düşünemedim.
üzgünüm yani Ozan bu arada yanlış. Ya burada sanırım ben daha duygusal olarak yüksek olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk Kırmızı Oda'nın öneminin vesaire farkında olmadığını düşünüyorum. Tamam açıklamaların biraz daha tatmin edici ama sanırım ya bence burada bir hata yaptığını düşünüyorum. Evet sen de kendince haklısın. Ama dedim ki hani zaten hani burada da böyle dedim hani zaten ama sadece beraber zaten. Yemek yiyeceğim. Tamam hayır, yemek ayrı bir olay ama zaten hani son zaten sığınmak gibi bir şey oluyor bu biraz. Okey yemeğe gidiyoruz tamam ama Kırmızı Oda'nın ilk Kırmızı Oda'nın öneminin farkında mısın hala bilmiyorum. İlk olabilir tamam. Ben de böyle tercih etmişim demek. Yani bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmedim. Burada herkes birbirini tanımak için geldi sonuçta. Kime Oğuzhan. Göre, yani bu kadar yanlış görmeniz çok şaşırtıcı. Oğuzhan. Öykü Hanım. Çok gerildiniz bir anda. Burada herhalde konuşuluyordu. Oğuzhan'ı çağırırmış dendi. Girme oralara vesaire benim adımı kullanmalardan bir hararetlendiniz, yükseldiniz. Evet. Yani ya şöyle biz zaten bu tartışmayı Kırmızı Oda'dan önce yaşadık. Evet. Farklı bir olaydı. Ben sen zaten sıcağı sıcağına Kırmızı Oda'ya gittin hatta. Aynen bir anda sonra işte Rümeysa Kırmızı Oda'ya çağırdı. Sonra direkt gittim hatta Rümeysa'nın çağırdığının bile farkında değildim. Sonra gittik, konuştuk. Sence nasıl geçti Rümeysa'nın söylediği? Ya şöyle dediklerini söyledi zaten. Hani tanımak istiyorum. Zaten dedi hani Ozan'la yemeğe çıkacağım. İkiniz vardınız. İşte biri seni de tanımak istiyorum. Çok sessizsin dedi. Ben de tabii dedim olur. Hani anlattık. Yani bazı üstten geçtim. Kendimle alakalı şeyleri anlattım. Bu kadar. Yani bundan sonra zaten hiçbir şekilde tartışma oldu. Ben buradaki arkadaşlara da söyledim zaten. Hiçbir şekilde aramızda bir şey olmadığını sadece tanışmak için görüştüğümüzü zaten belirttim. Fakat Ozan arkadaşımız bu Kırmızı Oda'dan önce farklı bir şeye takılmış. Takıldı daha doğrusu takılmayacak şeye takıldı. Onu istiyorsanız anlatayım, istiyorsanız zaten siz biliyorsunuz. Ya onu söyledim zaten. Yani neden tartıştığınızı ben açıklamadım. Başka bir şey mi var orada? Ya o yüzden tartışmadık biz. Farklı bir konuydu bu. Ya spesifik Rümeysa üzerinden işte hani Oğuzhan'ı çağırır, beni çağırır ben kavgası değildi. Anlat. Yani Murat bir burada bir şaka yaptı. Şaka kıvamında bir olasılıkla alakalı. Acaba dedi hani Rümeysa Oğuzhan'ı işte Kırmızı Oda'ya davet etse gibisinden bir makara yaptı. Şaka yaptı yani. Ondan sonra sonra zaten çok denk geldi. Ben de hani şaşırdım. Sonra Ozan arkadaşlar böyle makara yapmayın diye bir gerildi. Çok yani bayağı bir gergin miydin bunu söylerken? Bayağı yani bir gergin. Sadece hani rahatsızlığımı dile getirdim. Arkadaşlar bu hani bunun sorusunu sormazsanız sevinirim dedim. Bu da en doğal hakkım bence. Biz muhabbet ediyorduk ve muhabbet bir anda kesildi. Ozan bir anda öyle söyleyince ortamı gerdi. Ben de Ozan'a dönüp dedim ki ortamı yani bu makara dedim hani olasılık dedim. Bunu dedim hani niye bu kadar geriliyorsun bu konu üzerinden dedim. Kadere bakınız ki olasılık da gerçek oldu. Heh, gerçekleşti. Sen de sonra arkasından ne dedin? Efendim? Sen de arkasından ne dedin? Ben de dedim ki yani hani buna neden neydi alındı? Neden alındı? Çünkü sonuçta Murat bir olasılık. Yani atıyorum mesela Berke ile atıyorum işte Onur'da hani ya da Aysun'la Aysun'da Görkem'i çağırabilir ya da atıyorum Murat'ı çağırabilir. Benim adım Aynur. Bu olasılık konuşuyoruz. Kısmetse olur evi. Yani Ozan'ı da aynı şekilde bir olasılıkla alakalı bir makara yaptı, bir şaka yaptı. Ve Ozan buna ya inanılmaz bir tepki verdi. Bir gerildi arkadaşlar sakın. Yani işte orada bahsedilen aslında muhabbetler yapmayın. Ben de tamam Murat çok detaylı anlatma. Sürem kısıtlı Ozan. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Tamam bitireyim o zaman tamam, hemen. Tamam toparla. Tamam. Sonra ben Ozan'a dedim hani gerilmene gerek yok. Sonuçta dedim bir makara yaptılar. Sonra olay büyüdü. Yani sesini yükselttin bana karşı. Ben de sesimi yükselttim. Yani söyleyeyim yükselttim. Bir cümle var. Onu şöyle söyleyeyim. Yani değmeyecek bir meseleden yumruk yumruğa girdiğine yani geldiğimize değdi mi gibi bir şey söyledim. Bak. Ya kendisinin bu kadar aşırı bir tepki vereceğini tahmin etmiyordum. Bana dedi ki ben seninle muhatap oluyor muyum? Sen niye benimle muhatap oluyorsun dedi. Ozan zaten ben Rümeysa Ozan'ı tercih ettiği zaman ben Ozan'ın yanına git tebriğimi de ettim. Tebrik ederim kardeşim dedim. Peki, son hatta durum ne? Elini sıkıp üstüne de bastırdım. Bu samimiyettir. Yani bunu yaptım. Ondan sonra neden bana gelip de Ozan ben seninle konuşuyor muyum? Neden benimle muhabbete giriyorsun? Diyor. Yani mesela bunu da ben bir
art niyet ararım. O yüzden ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaman her şeyi gösterecek. Teşekkür ederim. Var mı Rümeysa söylemek istediğin bir şey? Benim mi? Hayır, Rümeysa'ya soruyorum. Üzüldüm yani Öykü Hanım. Bayağı yanlış anlaşılmışım. Ozan için de üzüldüm. Özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sizce özür dileyecek bir şey var mıydı? Hayır. Yani hayır. Onu böyle üzgün gördüm. Yani ben soru olarak sorayım. Başkaları cevap versin. Şöyle bir detay vereceğim. Bu kadar üzülmesine ya da bozulmasına anlam veremiyorum. Çünkü zaten geldiği günden beridir iki isim veriyordu. Biliyordu ki iki isim verdiğini, sana sürpriz olmaması lazım. Zaten kızın aklında bir diğer ismin o olduğunu biliyorsun. Yani o zaman ben hep beklentisini anlatmadığı için net, hayal kırıklığı yaşadım. Net söylediğim bazı şeyler var. Onları söyle istersen. Yani sen şimdi bu tuhaf oluyor aslında. Söylemek doğru mudur bilmiyorum. Favori seçilmesini sağladım. Sorular sorarak ya susuyordu, suskundu. Sorular sorarak bir tık öne çıkmasını sağladım. Yani sanki Rümeysa'ya bunları sen sağlamışsın da. Yani bütün bu kalpler yolladı. İşte oralarda kalpler koydu. Hı hı. Bütün bunları bir kenara bırakıp da neden acaba bu daveti yaptı gibi sorgulamaya girdin. Yani çok her şey tamamdı da böyle bir şey yaptı diye bu kadar hayal kırıklığı yaşıyorsun, değil mi? Yani etkilendiğim için... Hayır, bunu biraz... cümle olarak söylediğin için söylüyorum tamam. Ben de. Yani aslında hak etmediğin bir şey başına gelmiş gibi bir kızgınlığın da var aynı zamanda. Ya şöyle, biraz daha ilk bölümde sessizdi. Belki de gözlemlemeyi tercih etmişti o da. Ben de haliyle hani eve gelip bize kendini tanıttığı günü bekledim açıkçası. Hani sorularla biraz daha onu tanımak adına. Zaten oradan itibaren böyle bir etkileşim belli ettim. O karşılık da gördüm. Ve gerçekten böyle her geçen bölüm, gün işte yükseliyor duygularım ona karşı. Haliyle sanırım duygusal anlamda ben biraz daha ondan önde gibiyim. Ben sadece hani çok bir problem yok. Burada tartışma oldu. Arkadaşlar neden öyle, ne yapacaksın, ne edeceksin gibi sorularla geldiler. Ama ben dedim ki karşı tarafın, yani Rümeysa'nın bu durumu bana açıklaması lazım. Onun öncesinde bu iş böyle olmaz, işte Kırmızı Oda'yı onu nasıl çağırır, yoluna baksın bu saatten sonra tarzı bir adam değilim ben. Yani Rümeysa'dan bunu dinlemem gerekiyordu. Yani açıklaması açıkçası beni tatmin etti. Hani biraz daha Oğuzhan'a hani durumların ne olduğunu izah ederek konuşmuş içeriden. Yani konuşmanın peki, detayı benim için önemliydi. Peki, şöyle. Şimdi Rümeysa'yı da bıraktığınız bir pozisyon var. Sanki bir hata yapmış gibi. Evet. Oysa ki kısmetse olur evinin bir... Bu konuşma tarzı hiç hoş değil gerçekten. Yani beni sen mi var ettin? İki soru asla. Ya öyle bir anlıyordum. O ne demek? Ben gözlemlemeyi tercih etmişim demek ki. Susmuşum. Zaten az önce söyledim. Muhtemelen belki de gözlemlemeyi tercih yani etmek istedim. Yani seninle alakalı bir durum değil yani. Bu ister sessiz kalırım, ister konuşurum, ister bağırırım. Tamam. Benim tercihim bu yani. Bunu söylemen gerçekten hiç hoş değil. Kırmızı hayır, odaya bunu... çağrılmadın diye yani ne hale soktun bizi. Hayır hayır, bunu yani kesinlikle demedin seni... kalmamış ne? Hayır Rümeysa, seni aşağı çekmek adına asla gayet öyle... öyle bir şey bu arada. Ya öyle anlaşılmışsa da özür dilerim. Çünkü gerçekten onu kastedecek en son insan. Yani ben mi dedim favori seç diye yani. İşte kadınlar ben... anladın mı? Zeka giriyor diye. Belki de hayır bunu söyledim. Beyler aynı anda konuşmayın. Hayır belki de bu cümleyi kullandı. Murat da kullandı. Demek ki bu konuşulmuş. Ben ya demedim şöyle, öyle bir şey arkadaşlar, ne olur popüler, beni yazın bak, diye. Popüler seçilmenin seçilmeni sağlamamın amacı hani dedim ki bunu Berke ile konuştum. Berke popülerliği aldığı için yemeği kazandı işte meçiyle yemeğe çıkacak vesaire falan. Ben de dedim ki hani oy atacağım, sen bir katkı sağlamak ister misin kardeşim? Hani o tarafta işte Rümeysa'yı popüler yapalım. Belki bir yemeğe davet etme durumu olur vesaireyi düşünerekten, yani kendi yine iyiliğimizi düşünerekten bunu açıkçası dile getirdim. Tamam da bunu daha sonrasında bu şekilde yani yüzüne vurmak hoş bir şey mi? Yani direkt bundan vurmak hoş bir şey ben mi? Çok nasıl ben yüzüne vermek istiyorum? Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, ben favori seçilmesini sağladım. Ya. Bunu yapman güzel bir şey evet ama bunu
hani ertesi gün niye bu şekilde dilendiriyorsun? Çok küçük bir şey söylemek istiyorum ben. Çok küçük. Yani burada da herhalde ben tersi yanlış anlaşıldım bilmiyorum. Kusura bir bakma. Şey Ozan gerçekten ince düşünmeni beklediği için bu kadar hayal kırıklığına uğradı bence. Net. Peki. Beyler ya uzun bir gün geçirdik. Teşekkür ediyorum size. İlk Kırmızı Odalar'dı. Siz davet edildiniz. Yarın aynı şekilde bu kez sizler davet edeceksiniz. Mutlaka konuşmak istediğiniz, eksik kalanları tamamlayacağınız bir fırsatınız olacak. Sonrasında ise artık yolumuza bakacağız. Ha gayret, ya sabır diyelim. Ufak ufak birbirinizi tanıma aşamasında bu tarz tartışmaların olması çok doğal. Çok net, keskin cümleler kurup çok net sınırlar çizmeyin önerisinde bulunabilirim ancak. Ben sizi hoşça kalın diyorum. Kızlarla görüşmek üzere. Toparlayacağım. Görüşmek üzere beyler. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha görüşürüz. Görüşürüz.